Selamlar. Bugün çok değerli, hepimizin çok sevdiği, çok yakından izlediği Türk tiyatrosunun, sinemasının, televizyonlarının çok önemli bir ismiyle birlikte olacağız. Çok değerli, sevgili Tamer Levent. Tamer Levent'le bu bizim ikinci yayınımız. Ama ötekisinin üstünden epeyce bir zaman geçti. Her zaman onunla konuşacak bir sürü şey vardır. Bugün de öyle yapacağız. Ben tabii bugün biraz heyecanlandım. Ne kadar böyle çok uzun zamandır bu yayınları yapsam da böyle karşımda Tamer Levent olacak diye. Habibçim merhaba Özler, Beyma. Hep böyle eş dost Aslacığım, Mehmet Emin, bütün sevdiklerim, dostlarım katılmaya başladılar. Şimdi birazdan Tamer hocamızı da görünce yayına bağlayacağım. Bu arada biz yavaş yavaş sezon hazırlığına da giriştik. Nurol Sanat Galerisi'nde bu boya badanamız var bu hafta. Ayın 8'inde, 8 Ekim'de Mama Doğu ve Ayşe Gürpınar'ın ikili ortak ve çok güzel bir sergisini açacağız. Heyecanla yeni sezonumuzu bekliyorum. Aslında bugün bahsetmesem de olmazdı. Bugün biz bir kaybımızı uğurladık. İlk sergimiz aslında bu yıl Tuğrul Cankurt'un sergisi olacaktı. İşte hayat bazen böyle. Biz maalesef Tuğrul Cankurt'u dün kaybettik. Omurilik felçlisi ressam, öğretmen. Siz yakından bilirsiniz. Biz yıllardır 2 yılda bir sergisini açtık. Tuğrul Hoca'nın ve gerçekten Eylül sonundaki sergisinde heyecanla beklerken kaybettik hocayı. 18 yıldır omurilik felçlisi olarak yaşıyordu. Nurlarda uyusun. Böyle aslında hüzünlü bir gündü. Ama hayat öyle böyle. Maalesef ailesi için tabii çok derin bir üzüntü. Bizler için de öyle. Çok sever sayardık. Çok anılarımız var yakın. Bir gün belki Tuğrul Hoca'nın eşiyle Seviye Hanım'la bir sohbet yaparız, onu anarız. Ben bir kontrol edeyim, bağlandı mı Tamer Bey diye. Kaçırmayın belki. Yok henüz. Görmüyorum ama şuradan acaba davet etsem mi? Bir davet edeyim. Bir yandan da biraz önce denedik. Şöyle bir davet göndereyim ben ona. Ve bekleyelim. Evet, ben şimdi gördüm. Geldi. Evet, katıldı. Geldi. Kızım. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Bir kere çok çok teşekkür ederim. Çok yoğunsunuz. Böyle dizi başladı bir yandan. Bir sürü Evet. başka şeyler de var ama beni kırmadınız, katıldınız. Hadi canım Çok olur. mutlu olduğum gördüğünüz gibi yüzümden çok anlaşılıyor. Çok Ağzımı güzel. Çok toplayamıyorum. güzel. Şimdi hocam bu yazıları kapatmayayım. Çünkü buradan bazen sorular da geliyor. Tabii. Sonra YouTube'a kaydettiğimizde bu yazıları görmeden sizi olduğunuz gibi göreceğiz. Şimdi Tamam. biraz sizi engelliyor gibi olsa da Yok izleyicilerimiz yok. Biliyorum. anlayış Önemli göster. değil. Siz yüzünüzü biz zaten çok yakinen biliyor. Ha şöyle daha iyi oldu. Heh, Evet. böyle daha. Evet. Kapatmak istemedim gerçekten de oradan soruları da alalım diye. Tabii. Nasılsınız? Nasılsınız? Vallahi iyiyim. Çok yoğunum işte. Dizi malum. Evet. İşte bizim konferanslar var. Sanat Evet kampanyası doğrultusunda birçok görüşmeler yapıyoruz. Mesela bu sabah İstanbul Alzheimer Vakfı'nın bir toplantısı vardı, bir parkta kahvaltı, Beşiktaş Belediyesi. Onlarla beraber çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Antalya'da Gerontoloji bölümü Akdeniz Üniversitesi'nde açıldı. O üniversite çok İsmail Hoca orada profesör doktor çok önemli çalışmalar yapıyor.
Yani çağımızın bir rahatsızlığı bu Alzheimer hadisesi. Ama bu Evet. çağda tabii bir de pandemi, Ukrayna Savaşı ve endişe duyulan savaşlar insanların hayatında da endişe yarattı. Mesela bugün konuşulan uzmanlar da söylüyorlar, Alzheimer yaşı bile artık daha genç yaşlara düşmeye başlamış. Evet, öyle olmuş değil mi hocam? Ya Yani ne kadar ürkütücü bir şey bu çok. aslında. İnsanlar unutmak istiyorlar belki yaşadıkları kötülükleri. Ay evet değil mi? Benim de Evet. böyle zaman zaman aklıma böyle bir şey gelmiyor değil. Evet. Aslında Alzheimer olan için hocam çok da fazla neredeyse bir sorun yok. O çünkü Evet. zaten unutmuş oluyor her şeyi. Yani sorun onunla birlikte yaşayanlarda, Ya, ailesinde tabii çok üzüntü verici. evet. Artık ulaşamıyorsunuz. Evet. Tabii bir sürü anılar Evet. devamlı gündemde oluyor. Ama bu dediğiniz aslında çok doğru bence. Unutmak istiyoruz Evet. belki artık bir zamandan sonra. Tabii. Çünkü müthiş bir anksiyete başladı insanlarda, değil mi? Evet. Kaygı bozukluğu yaşanıyor. Ortak doğrular kalmadı sanki, değil mi? Yani Evet. bir doğru diye bellediğimiz şeyleri sanki doğru değilmiş gibi yaşıyoruz. Bu da garip bir şey oluşturuyor hayatta. Yani işte sanat kavramında doğrunun bir ölçüsü vardır yani. Bir ölçme değerlendirmesi vardır ama neredeyse bizim hayatımızda, insan hayatında bu ölçme değerlendirme kalmamış gibi oluyor, değil mi? Evet, gerçekten öyle. Tabii biz her şeye rağmen gene de hocam siz de biz de bir şeylere tutunup hepimiz elimizin yettiği, işte aklımızın erdiği kendi alanımızda iyi şeyler yapmaya gayret ederek işte çocuklarımızı hatta onların çocuklarını biraz daha böyle cesur olmaya işte bu yaşananların böyle hep Evet. sürmeyeceğine inandırmaya çalışarak değil mi? Sonraki nesli de çünkü bir şekilde kazanıp hayatın içinde mutlu dahil etmek Evet. zorundayız. Bakın çocuklarımız gidiyorlar hocam sizin de Hazel Tabii. yurt dışında değil mi? Tabii. Ya Efe Türkiye'de mi? Efe Türkiye'de, onda bir ayağı mı hep yurt dışında yani? İşte Evet. benim iki oğlum öyle. Bakın bir şey grubumuz var bizim üniversite grubumuz. İnanın işte orası küçük bir grup. Yani 80 değilse de işte 50 kişi falandır. %80'imizin çocuğu yurt dışında. Ya, Evet. yani bu bir tesadüf olamaz. Aslında ne kadar üzücü değil mi hocam? Biz bu çocukları bir aile olalım, yakınımızda olsunlar, kendi Ya. ülkelerinde yaşasınlar, bu ülkede okudular, bu ülkeye hizmet etsinler, yararlı olsunlar diye yapmışken geldiğimiz noktaya bakın. Ne yapacağız hocam? Yani tabii sanata evet gibi kampanyalarla bizlere yani sizlere sanatçılara da çok iş düşüyor. Hatta artık neredeyse bütün umudu biz kendi yaşadığımız alanda sanata Evet. bağladık. Nasıl sizin umut seviyeniz bu anlamda görüşünüz ne olacak hocam? Dünyada çünkü yaşanan çok Evet. sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ne yapacağız hocam? Valla şimdi işte sanatı evet esasında resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığa evet demek değil. Zaten bu Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okurken de düşündüğüm bir şeydi. O yıllarda da yurt dışına tatillerde davet alıyordum, gidiyordum. Sonra okul bitince İngilizler, onlardan sonra Almanlar, ondan sonra Amerikalılar da burs verdi. Kavramları, yani çocukken, o öğrenciyken düşündüğüm kavramların böyle anlaşılmadığını, yani doğru anlaşılmadığını falan düşünüyordum ama o zamanki tabii yaşadığımız öyle bir şeyimiz var ki kendi çevremiz ve içinde yaşadığımız, hepimiz birbirimizi etkiliyorduk ve biz kafamızda bir sanatı biliyoruz zannediyorduk ama bu böyle çok duygusal bir biliş falan, yani anlatılamaz bir biliş falan gibiydi. Ve de o sanatın da resim, heykel ve tiyatro ve de işte müzikle ifade edildiğini falan düşünüyorduk. Halbuki uluslararası alana insan açılınca ve kaynakları, yani çocukken okuduğu kaynakları, terminolojiyi uluslararası anlamda kavradıkça
Bir bakıyorsun sanat o demek değil. Sanat, resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın kod adı değil. Evet. Sanat yaptığı her işi özenle yapmak demek. Ay Hangi işi hocam yapıyorsun? ne kadar doğru. Evet. Yani işte bence hayatımızın neredeyse kritik cümlesi, motto mu Evet. diyorlar şimdi öyle bir şey Evet. diyorlar. Bence bu. Evet. Evet. Çünkü şimdi mesela değil mi? Bir doktor düşünün. Biz toplum bilimi çok da ciddiye almıyoruz bence Türkiye'de. Ama mesela bir doktor düşünün ki mesleki bilgileri yanlış. Hastayı tedavi etmesi lazım. Bunun için işte teşhis için tahlil yapıyor değil mi? Önce tahlil yapıyor, sonra teşhis yapıyor, Tabii. sonra tedavi. Tahlili yanlış, teşhisi yanlış ise tedavisinin doğru olması mümkün mü? Değil. Bizim Tabii. de toplumsal yaşantımızın teşhisi, tahlili yanlış. Teşhisi yanlışsa tedavisi de olamaz. Evet. Atatürk'ün söylediği hani sanatsız kalan bir toplumu hayat damarlarından biri kopmuştur sözü esasında bu anlama geliyor. Evet. Yani orada sanatsız kalmaktan kasıt resimsiz, tiyatrosuz, heykelsiz kalmak değil, düşünceden yoksun kalmak. Ya Değil mi? kesinlikle öyle. Evet. Evet. Şimdi bu Bak. düşünce biçimine ulaşmamız lazım. Bunun artık politik fraksiyon olarak görmemek lazım. Önce bir ortak, yani nasıl bir inşaatın bir temeli vardır. Değil mi? O temele döşenecek demirin, harcın ne olduğu bellidir. Ama ondan sonra bir sürü oda koyarsınız onun üzerine. İşte bir kere yaşamın temeli sanattır. Çünkü her şey oradan başlıyor. Ya Gombrich'i biliyorsunuz. Gombrich'in sanatın öyküsünden önceki kitabının ismi İnsanlığın Kısa Tarihi. Bu insanlığın kısa tarihi olarak yazdığı tarihi hepsinin sanat olduğunu söylüyor. İnsanın hayata dair yarattığı şeylerin, düşüncelerin ortaya çıkış nedeni sanat refleksinden geliyor. Yani beynin sanat özelliğinden geliyor. Demin Evet. Alzheimer'dan konuşuyorduk ya mesela biz de sanat hep kalpten gelir zannediyoruz mesela biz de. Değil mi? Evet. Kalpten, buradan filan diyoruz. Şimdi Yok, insan çok da Alzheimer burayla da alakalı değil mi hocam? İkisinin o esasen hatta esası evet oradan söyleyeyim. tabii. Tamamen Evet. burada. Tamamen Çünkü buradan. bakın Alzheimer olan hastaların kalpleri rahatlıyor. Farkında mısınız? Ay evet, değil mi? Ben sizin gibi ben de biraz hani neyle alakalı bilmiyorum ama ben de Alzheimer'ı zaman zaman çok da karşılaştığımız için bu Ben bir de tespitlerin ben destek de de oluyorum. farkındayım. Evet. Bu Şahane çalışmalara bir şey destek de oluyorum. yapıyorsunuz. Şahane bir şey yapıyorsunuz. Çünkü yaşam sanatı sözünü kullanıyorum çok sık. Hı. Yaşam sanattır diye diyorum. Yani insanın dünyaya gelmiş, dünyada yaratılmış en ilginç sanat eseri olduğunu düşünüyorum. Sanat eseri insan. Biliyorsunuz Yunanlar tekne sözüyle aynı zamanda Hı. doğanın insanın sanat dürtüsünü yarattığını söylüyorlar. O halde bunların hepsi bizim beynimizden çıkan şeyler. Beş duyu artı altıncı duyu. Kalp ne? Pompa. Evet. Beyin hasta olunca kalp iyileşiyor. Hani kalpten geliyordu her şey? Ya evet hocam. Ya. Vallahi şahane tespitler. Heh, Evet. Bakın eğer çok uzun yaşamak, fazla kalp hastası olmak istemiyorsanız Alzheimer olur. Diye böyle bir Alzheimer. kampanya çalıştık. Aslında tabii hiçbirisi keşke Evet, olmasa. tabii Keşke ki. tabii herkes çok uzun Evet. yıllar çok sağlıklı yaşasa ama maalesef ki bunlar da hayatın Evet. gerçekleri. Birçok yakınımız, Evet. arkadaşlarımızın işte anneleri, babaları Alzheimer'la ya da işte demansla Evet. çok yakından karşılaşıyoruz. Nitekim ben de geçtiğimiz ay Tamer Bey abimi kaybettim ve o da son dönemde demans çok abarmıştı. Tabii o noktada vedalaşmak bile sanki Evet. çok Değil mi? olamıyor. Çünkü evet o sizi artık tanımıyor. Ama işte bütün bunlar dediğim gibi hayatın gerçekleri hepimizin Evet. bildiği gibi. Ne zaman başladı sanata evet hocam? Sanatta evet 12 Eylül'den sonra biz Ankara'da
Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Vakfı'nı kurdum. Hı. TOBAV'ı kurdum. Tobav, evet, Tobav Evet. önemli. Benim Evet. notlarımda da var. Hı. Evet. TOBAV'ı kurduk. İşte ben de yapılan ilk seçimde TOBAV'ın genel başkanı oldum. Resmi seçimde. Evet. E tabii paramız pulumuz yok. Şartlar 12 Eylül. Geceleri sıkı yönetim var. Sokağa çıkma yasağı var. Biliyorsunuz o dönemi. Tabii bilmez Sokak. mi? Ben ya çok iyi hatırlamıyorum. Evet. Bilmez olur muyuz hocam? Evet. Sokaklarda işte tanklar var. CEO'lar var. Askeri birlikler var filan. Öyle bir ortamdayız. Biz vakfı kurduk. Çünkü bütün sivil toplum kuruluşları kapatılmıştı 12 Eylül'de. Ha. Evet. Hedef neydi tam olarak? Yani kuruluş amacı başlangıçta, şimdi de mutlaka öyle sürüyordur. Tam olarak neyi hedeflemiştiniz Tamer Bey? Bir kere devlet tiyatrosu, devlet operası ve devlet balesinde çalışan ki Türkiye'de ödenekli kurumlar olduğu için bunlar diğer ödenekli kurum, belediye tiyatroları da dahil olmak üzere bizim kuruluş kanunumuzu örnek alarak kuruluyor diğer belediyelerdeki ödenekli tiyatrolarda. Dolayısıyla meslek tanımlarını yapmak, meslek tanımları üzerinden yıpranmalarını tespit etmek meslek tanımlarına uygun istihdam edilmelerini sağlamak, fikri mülkiyeti önemsemek, fikri mülkiyetin kanununu çıkartmak ve bu kanunu bütün yazılı ve görsel alanlarda kullanmak, oyuncuların da ve operacıların da, balecilerin de komşu haklarını almak filan gibi hedeflerimiz vardı. Bunun yanında da kültürel, yani tiyatro, opera, bale kültürünü topluma tanıtmak, neden bu kültür önemlidir diye kültür yaratmak istiyorduk. Çünkü toplumsal yaşamın nasıl şekillenmesi gerektiği pek konuşulmuyordu, değil mi? Halbuki Tabii. toplumsal yaşamın nasıl şekillenmesi gerektiğini konuştuğunuz zaman kültürü de konuşmak gerekir. Mesela şöyle şeyler duyuyorum. İşte Ahmet Paşa asker kaçağıymış, biliyor musun, diyor birisi. Şimdi Ahmet Paşa diyor, asker kaçağıymış diyor. Tamam Şimdi ya. bu noktaya geldiysek eğer vaziyet tehlikeli demektir yani. Değil mi? Evet, yürüyemeyen şeyleri kaçarlar kuşkusuyla tutuklamak, işte gözaltında tutmak. Yani yürüyemiyor ama kaçarlar endişesiyle gözaltında tutuyoruz. Mazereti gibi bir Bu şey olmuş. ama yani mesela bir tuhaf bir şey. Çünkü bir adam paşa olduysa yürüyordur da, yönetiyordur da, başında da bulunuyordur, değil mi? Ya. Paşa olmasına rağmen asker kaçağı diyor birisi, öbürüsü de inanıyor, biliyorum diyor. Öbürsü de inanıyor. Evet. Evet, o inanılması daha da acıklı Evet. onun söylenmesinden belki. Evet. Tabii o dönemde bu saydığınız bütün bu başlıklarla ilgili herhalde hiç iyi noktalarda değildik. Şimdi aradan bunca zaman geçti Tamer Bey. Siz o hedeflerinizin en azından bir kısmına ulaşabildiniz mi? Neleri yapabildi Toba? O zaman önemli şeyler yaptık. Mesela ben tabii bu uluslararası deneyim de kazanmıştım. Çünkü çağdaş drama hareketini başlatmıştım o sırada Ankara'da. Henüz Çağdaş Drama Derneği'ni kurmamıştık. Bu anlamda yine gönüllü olarak çok ders veriyordum. Çünkü drama kavramı Türkiye'de acıklı olarak anlaşılıyordu. Evet. Değil mi? Karla Tabii. kadalarında dramatik durum diye başlık atıyordu gazeteler mesela. Tabii. Ondan sonra ben mesela drama atölyeleri yönetiyordum. Drama atölyelerinde tartışmalar yapılıyor tabii. Rol oynanıyor. O rol oynandıktan sonra neden bu durum böyle yaşanıyor? Bu rolü neden böyle oynadık diye oturup tartışıyoruz. Sonra tekrar oynuyoruz. Sonra tekrar oynuyoruz. Sonra tekrar oynuyoruz. Her seferinde belki de gerçek yaşamı yorumlamaya daha çok yaklaşıyoruz. Daha bir özenle hayatı incelemeye başlıyoruz, durumları. Ama durum olarak anlaşılmıyordu ki bizde. Acıklı olarak anlaşılıyordu. Şimdi Tabii. demin ne dedim? Kavramları yanlış anlarsak, doktor olduğumuzu varsayarsak hastayı öldürürüz. Evet. Bizde mesleki yaşamımızı, hatta toplumsal ilerlemeyi öldürüyoruz bu şekilde.
kavramları yanlış anlayarak, değil mi? Tabii. Mesela dram kelimesini açıklayacak atölye çalışmaları Ankara'da yaptım. Çok uluslararası alanda aşağı yukarı 170 civarında ülkeye gittim. Evet. Onlar tabii gönüllü değildi. Ücret karşılığı yapılıyordu. Burada gönüllü yapılıyor. Peki buradakilere katılım nasıldı hocam? Yani en azından bir de o da çok önemli bir şey. Ne kadar ilgi gördü, değil mi? Ne kadar Çok ilgi, çok çok ilgi, ilgi gördü. çok ilgi gördü ki Çağdaş Drama Derneği'ni kurduk bugün. Ve Çağdaş Evet. Drama Derneği'nden 3000 civarında grup lideri mezun oldu. Hem de okul, üniversite gibi. Müthiş, Ankara'da tabii. ilk adım okulunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Tabii ki hatırlıyorum. İlk adım okulunda dramayı öğretmenlere drama atölyesi yaptık. Ve öğretmenlerin dersleri drama olarak vermesini sağlamaya çalıştık. Aynı öğretmenler daha sonra ODTÜ Koleji'ne geçtiler. ODTÜ Koleji'nde de bu akım devam etti. Ve Türkiye'de drama olayı çok yaygınlaştı. Fakat maalesef Çağdaş Drama Derneği'nin dışında öğretmen yetiştiren okullarda drama dersi yapılmıyor. Zaten drama Aa. dersini verecek uzman Hoca da yok. hoca da yok. O uzman hocalar drama dersi derneğinden yetişenler var. Ama maalesef tabii devlet bürokrasisi sivil toplum gönüllü kuruluştan üniversite ayarında eğitim alıp mezun olsa bile kişi onu kariyerini devlet okula ya da malum üniversite sisteminin dışında bir yapıda gördüğü için ona kadro Tabii vermiyor. oralara atanamıyorlar. Tabii, Evet. evet. Ne kadar acıklı. Peki niçin üniversitelerde bu bölümler, drama hocası yetiştiren bölümler yok Tamer Bey? İhtiyaç hissetmiyor. Her şeyimiz çok mükemmel olduğu için Türkiye'de eğitim sistemimiz mükemmel. Evet. Çocuklar ezberci bir eğitim almıyorlar, değil mi? Tabii. Müthiş bir eğitim alıyorlar, öğretim. Ondan Evet. sonra böyle olduğu için ihtiyaç duyulmuyor herhalde dramaya. Evet, herhalde ihtiyaç duyulmuyor. Allah'ım nereyi tutsak elimizde kalıyor. Bu arada çok fazla Arapça mesaj da geliyor. Sizi Öyle mi? tabii oralardan da çok Evet. izliyorlar. Hatta size böyle farklı dizi isimlerinizle hitap ediliyor. Garip Evet. dedi birisi. Evet. Merhaba, seviyorum sizi dedi Londra'dan. Evet. Sonra Rafet Koroğlu tabii. Ya Evet. hocam, şimdi bu çok acayip bir şey. Ben sizi birçok dizi, yani çok devamlı dizi izleyemiyorum maalesef ama sizin oynadığınız dizilerden Cesur ve Güzel'i izledim. Aşk Yeniden'i izledim. İstanbul'u Gelin'i çok severek izledim. Şimdi Camdaki Kız'ın hastasıyım. Evet. Şimdi o müthiş. Yani gerçekten böyle heyecanla bekledik. Bir iki dizim var benim. En heyecanla beklediğim Camdaki Kız'ı ilk bölümünü kaçırdım. Yarın izleyeceğim. Tamam. Şimdi nasıl oluyor? Nasıl seçiyorsunuz? O kadar oynadığınız rolleri, bunlar dediğim gibi benim gördüklerim. Sizin yüzlerce, binlerce işte tiyatroda da, sinemada da, televizyonda da bir sürü rolde. Aşk Yeniden tabii. Şimdi o kadar üzerinize giyiyorsunuz ki biz sizi sahiden o sanıyoruz. Bence de bu en kritik nokta, değil mi Tamer Bey? Evet. Yani o sanıyoruz. Yani şimdi siz benim için, ben şimdi Rafet Koroğlu'yla konuştuğumu Erkan Bey, sanacağım Ergun Kutursan. neredeyse. Evet, yani çok çok Ertan fazla. Birinci var. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O da Genç TV'nin sahibi Kıbrıs'ta. Aa evet, çok Tamer çok iz. Bey yazan o. Ay ta çok şeker. Nasıl oluyor bu? Yani bir kere rolü seçerken mi bu bana çok uygun mu diyorsunuz? Herhalde o birinci seçim Evet. şeyse garip de bir harikaydı diyor bakın bir izleyicimiz de. Nasıl seçersiniz bir rolü? Size bir yüzlerce teklif geliyor çünkü onların arasından. Gerçekten bu Camdaki Kız'ı nasıl kabul ettiniz mesela? Nasıl oluyor bu işler? Çok belki kısa anlatılmaz ama hani olabildiği kadar. Şimdi burada senaryo yazımı çok önemli. Biz maalesef Yeşilçam'da da senaryolar daha çok kurgusal yazılıyordu, değil mi? Hayatın içinden, yaşanmış hikayelerden, gerçek kişilerin karakterizasyonuna dayalı çözümlenme, yani buluşlarla yazılmıyordu gibi. Dolayısıyla
Türkiye'de tabii Yeşilçam zamanında sinema televizyon okulları yoktu. Oyunculuk okulları bile yani Yoktu, değil belki bir mi? tek Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü vardı. Hı. Doğrusu oyuncu okulu da yok. İstanbul'da yoktu. Belediye daha sonra bir kurs gibi bir şey açmıştı herhalde. Şimdi o ortamda düşünürseniz ya hadi bunlar biraz böyle kurgusal senaryolar olarak yazılıyordu. Şimdi kurgusal senaryoda oyuncunun yorum yapması çok zor. Hmm. Kurgusal senaryoda ya oyuncu karakteri kendi oluşturacak, yaratacak ve işte bu filmse tabii bir defa da çekilip bitecek film ama dizi ise her bölümde belki de oyuncu kendi araştırmacılığıyla, kendi gözlemciliğiyle, kendi hayata bakış açısıyla sanat düşüncesine ne kadar hangi ölçülere sahip ne kadar titiz ise ve bu felsefeyi onu ne kadar etkilemişse öyle bir role bakarak rolü yorumlamak ister. Hı. Ama derinliği olmayan bir rol yorumlanması da zor olan bir roldür. Hatta imkansızdır. O zaman Evet. derinliği olmayan rolleri klişe oyunculukla oynarsınız. Tip yaratmaya çalışırsınız. Bunlarda da genellikle bağırırsınız. Ya işte tek tip bir bakış açısı olduğu için tek tip bir oyunculuk çıkarmaya başlarsınız filan. Tabii toplumumuz bizim sevecen bir toplum. Onu da sever filan. Sonra biraz sonra bir müddet sonra sevmez. Mesela Yeşilçam'da çok değerli oyuncular vardı tabii ama neredeyse hep aynı rolleri oynadılar. Hep aynı karakterleri oynadılar. Ay evet. Evet. Mesela halbuki oyunculuk öyle bir zanaattır ki oyuncu yorumcu olmalıdır. Yani oyuncu yorumcu olduğu zaman sanat yolculuğuna çıkmaya başlar. Yorumla başlar sanat yolculuğu, Hı düşünceyle hı. başlar. Şimdi eğer böyle bir sanat yolculuğuna çıkacak yorum yapma, durumu inceleme, karakterizasyon tahlilleri, neden sonuç ne sebep sonuç ilişkilerini incelemeyip doğrudan ezberliğe sadece ezberleyip rolü oynamaya kalkışırsanız ve kendinizi gözlem yapma ve rol yaratma konusunda zenginleştirmemiş iseniz onu prototip olarak oynarsınız. Şimdi bu düşünce eskiden yoktu bile. O nedenle belki bazı çok değerli aktörler veya aktivistler sadece belli tipleri oynarlardı ve sinema yönetmenleri de kast yapacakları zaman onları o tipler için seçerdi. Evet, hep aynı Evet. tipti. Çok doğru. Ama Evet. çağımızda oyuncunun yani jönden karakter oyuncusu hep böyleydi. Çağımızda oyuncunun pek çok rolü oynayabildiğini bizim göstermemiz, kanıtlayabilmemiz gerekir ki oyuncunun, oyunculuk mesleğinin yaşamı yansıttığı, yaşama ayna tuttuğu, yaşamdaki karakterlerle izleyiciye empati kurdurabilme aracı olduğunu ispat edebilirim, değil mi? Bunu Evet. ispat edemediğimiz zaman oyunculuğumuzda, yorumumuzda o zaman biraz yapay kalıyor. Yani izleyici de belki ciddiye almıyor, değil mi? Tabii. Kesinlikle. Zaten o geçmezse bize hocam, yani biz de iyi kötü bunca senedir hani bu alanın izleyici olmanın profesyoneli sayılırız. Biz o samimiyeti, o doğallığı almazsak zaten orada hemen ilişkiyi koparıyoruz. Yani hemen geçiyor onun sahici. İşte onun için diyorum ya, sizi biz Rafet Koroğlu sanıyoruz şimdi. O kadar bunu doğal bir şekilde, o kadar samimi oynuyorsunuz ve veriyorsunuz ki bize. Biz onu sardık, sarmaladık, aldık ve hani öyle çok da bayılınacak bir karakter de değil mesela, değil mi, karakter olarak? Yani işte çocuklarıyla ilişkisi, o aşırı sertliği veya başka bir sürü şeyi, ama biz Rafet Koroğlu'nu
Çok sevdik. Bakın bütün geçen yazılarda da çok hızlı geçiyor. Hepsine zaten cevap vermem mümkün değil ama bir tane şeyi not aldım. Onu size bir boşlukta soracağım. İşte zaten onu yakaladığınız zaman, bunu tabii ben sizin için söylemiyorum ama kendi çok kişisel görüşüm olarak, orada iş çözülmüş oluyor. Ve şu da çok bana enteresan geliyor Tamer Bey. Mesela biz şimdi Rafet Koroğlu'na alıştık. Hemen şeyi unutuyoruz mesela, Galip Bey'i unutuyoruz. Bu Garip. nasıl oluyor? Garip, pardon. Evet. Değil mi? O hemen orada kalıveriyor. Yani Oysa zihin kalmaması onu, lazım. Çünkü garip değil de mi? mesela, garip bambaşka bir adam. Yani Evet. Rafet'le garip arasında en ufak benzerlik yok, değil mi? Hiçbir benzerlik yok tabii. Yani unutuyoruz derken tabii ki hatırlıyoruz ama onu orada bitiriyoruz. Onu demek istiyorum. Onu orada bırakıyoruz. Birden geçip heyecanla bunu takip Evet. ediyoruz. Peki daha herhalde bu dizi epeyce sürecek değil mi? Birkaç sezon daha, çünkü çok ilgiyle izleniyor. Hakikaten de çok iyi bir senaryo. Budayıcıoğlu, Gülseren Hanım'ın değil mi, Güzel. kitabından yola Tabii o da çıkarak. Ankara'dan biliyorsunuz. Evet, onun bir Evet. zamanlar televizyonculuğu da varmış zaten. Ben bir Tabii. söyleşisine tanık oldum. Yani doktorluktan önce, yani mutlaka o zaman da TRT'den, tutup evet. TRT'denmiş. Evet, ne kadar önemli kişiler yetişti değil mi Tamer Tabii. Bey TRT'den? Bir Tabii. okul Tabii. denirdi. Doğru değil mi Tabii. sizce de? Kesinlikle. Yani Seylan da oradan biliyorsunuz. Seynan, ay Seynan'ın akşama Ya. doğrusunu unutmak mümkün mü? Tabii. Yani ve hiçbir daha öyle bir, bakın çok benzerleri Ya. yapılmaya çalışıldı. Asla Asla. yakalayamadılar. Evet. Asla yakalanamadı. Akşama doğru orada bizim hayatımızda. Yani bugün o noktadan tekrar başlasa Seynan Evet. aynı heyecanla izlenir. Niçin Tabii. Yine yapmıyor ihtiyaç var hocam? çünkü. İhtiyaç var çünkü. İhtiyaç var. Niye yapmıyor Seynan? Evet. Yapabilir aslında. Tamer Bey istemiyor mu artık bunu Yo, yapmak? yapabilir ama yani o standartta bir programı yapma olanaklarını ve onu teklifte bulunacak kanalın aynı zamanda kabul etmesi lazım yani. Tabii, Çünkü o tabii. bayağı bir ekip çalışmasıydı yani. Şeyden tek başına Ya. yapmıyordu onu. Kesinlikle Evet. tabii ki. Biz de birkaç sanatçımızla, o zaman ben Şekerbank Galeri'yi yönetiyordum. Katılmışlığımız, yani ben değil de sanatçım ve eserinin oraya katıldığı olmuştu. Ve hakikaten müthiş bir programdı. Üstüne bir daha hiç, ne kadar sürmüştü? Ben tabii o süreyi tam hatırlamıyorum ama bir hayli de devam etti Evet, değil mi evet. Tamer Bey? Çok 18 yıl, devam etti. 18 yıl her gece canlı yayın yaptı. Her gece. Evet. Ne müthiş bir şey. Olağanüstü. Evet. Bakın herkes Nevra'da ne kadar güzeldi diyor. Evet. Evet, şimdi bir de ben notlar arasında Tomeb'i gördüm. Tomeb'in açılımı ne? Onu bilemedim. Sizin özgeçmişte yazıyor Tamer Bey. Şimdi ben tabii oyunculuk, Bakın yönetmen. diyor ki Türkiye'nin Robert De Niro'su diyor. Çok, Evet, aslında hiç çok. de çok da şahane bir benzetme. Evet. Çok güzel. İran'dan da çok katılan oluyor Çok görüyorsunuz. katılan var, çok katılan. Oradaki kadınların eylemi hakkında Evet. da onu da Evet. unutmayın diyorlar. Tabii Evet. yüreğimiz onlarla, çok destekliyoruz ve o eylemlerinin Evet. bir sonuç vermesinde gerçekten yürekten Evet. diliyoruz. Aklımız orada, hiç Evet. unuttuğumuz sanılmasın. Buyurunuz. Efendim, şimdi ben tabii oyunculuk konservatuvara ne mutlu ki seviye sınavıyla, yani bir tür üstün yetenek sınavıyla girdim. Bu bana çok iyi bir özgüven verdi. Tiyatro bölümüne girdim. Fakat ailem benim hariciyeci olmamı istiyordu daha çok yani. Hani ailede de var bizim çünkü. Annemin özellikle o böyle o zamanki biliyorsunuz hanımlar, annem biraz da işte böyle İstanbul'un köklü ailelerinden filan. O yani aile geleneğinden ötürü filan beni öyle görmek istiyordu belki de. Fakat ben konservatuvarın bu sınavını kazanınca siyasala gitmedim, konservatuvara gittim. Yani mülkiyeyi kazanmıştım. Şimdi oyunculuk konusunda hep araştırmacıydım, hep meraklıydım. Yani asla sadece ezberleyip ve ezberimi söylerken duygu gelecek de
o rolü canlandıracağım değil. Bu adam kim? Neden böyle davranıyor? Neden bu lafları söylüyor? Bu laflar ne anlam ifade ediyor filan diye düşünüyorum. Fakat mesela çoğunlukla o zaman işte duyguya gir diye bir laf vardı. Duyguya gir. Ha, duyguya gir. Duyguya gir. Şimdi duyguya gir yani düş kafayı bırak anlamına geliyor. Şimdi ben de hem duygu hem kafa beraber olmaz mı diyordum. Fakat tabii böyle dönemlerde öğrenciler de daha çok hocanın tarafını tutarlar biliyorsunuz. Eğer sizin dediklerinizin kanıtlanmışlığı yoksa o ülkede hocanın tarafını tutmak daha sağlamdır, değil mi? Tabii. Evet. Kesinlikle Evet. öyledir. O Evet. onu yapanlar çoktu. Bir de ben tabii yurt dışına da çok gidip geldiğim için bu drama mesela drama hareketini başlattığımda geceleri oyuna gittiğimde en yakın arkadaşlarım bile işte gazetelerde haberlerim çıkıyordu çünkü falan. Mesela gazetede haberimi okumuş artık övgü mü yergi mi bilinmez. Kulise gittiğimde Tamer senin deden dramalı Hasan'mış öyle mi? Ha 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 ha. Çünkü bakın drama kavramını bilmediği için benim drama ile ilgilenmem de ona çok saçma geliyor. Değil mi? Çünkü o Aynen. biliyor, o biliyor yani. Ha. Konuya hakim. Ben hakim değilim ve o kadar da şeyim ki bilgisiz ve kültürsüz bir adam kimim ki dramayla filan ilgileniyorum işte yani. O da komik bir şey tabii değil mi? Yani böyle aşamalar geçiriyoruz. Tabii burada neden oluyor bu biliyor musunuz? Oyunculuk Türkiye'de Osmanlı döneminde orta oyunluğu yüzünden mahkemede şahitliği kabul edilmeyen bir meslekti. Ay evet Ömer Evet. Bey Evet. Ve oyunculuk daha çok böyle hani eğlence, dedikodu vari şeyler orta oyunda doğaçlama söylemeler filan şeklindeymiş. Tabii aileler de ne istiyorlar? Çocukları, yani kız çocukları doktora, mühendise, hakime, tabii. avukata gitsin istiyorlar değil mi? Öyle bir laf da var. Tabii. Kızı boş Öyledir. bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider diye bir laf var. Ya da işte sanatçı tırnak Evet. içinde yani Sanatçı, kastedilen. Evet. sanatçı bile denmiyor. Zaten sanatçı diye bir Denmiyor. meslek yok biliyorsunuz. Yok. Zaten insanların kendilerine sanatçı demelerinin nedeni de bu. Çünkü hani o orta oyunculuktan gelen bir yıpranma var ya. Kendilerine sanatçı, bir insanın kendine sanatçı demesi Batı'da ayıp karşılanır. Ne iş yapıyorsun diye soruyorsunuz mesela bizde. Sanatçıyım diyor adam. Sanatçıyım diyor. Yani bu ondan sonra bir daha soruyorsunuz. Yani ne iş yapıyorsun diye. Bu şeyi anımsattı bana. Habib yurt dışına çıkarken gümrükte mesleğiniz demişler Tamer Bey. Ressamım demiş. İyi de hani mesleğiniz ne demişler. Tabii. Bu başka bir açıdan Ama bakış tabii şimdi ama. ressam da şunun yanı, yani Türkiye polisi mi demiş acaba? Sanırsam Türkiye polisi Çünkü demiş. orada Habib artistim demiş olabilir. Artist diyebilir. Çünkü İngilizce'de ressamın karşılığı artist olarak da geçiyor biliyorsun. Tabii, tabii ki. Artistim dediyse adam anlamamıştır. Çünkü Yok, Türk gümrüğünde yani ressamlı ressamım mı demiş? bu başka bir şey. Ha bu Hani o zaman şu ressamlığı meslek kabul etmiyor. meslek kabul etmiyor. Yani Güzel. o da ayrıca acıklı bir tarafı Şimdi hani bu daha da sanatçı acıklı çünkü. olmanın. Bir de o adama sanatçıyım deseydiniz ne yapacaktı acaba? Değil mi? Evet. Çünkü ressamım demek daha somut bir şey. Yani hiç Sanatçıyım demek olmazsa daha değil mi? soyut bir şey yani. Evet. Onu hiç evet algılayamayacaktı belki. Evet. Başka yeni kitaplar var mı diye bir soru geldi. Unutmadan Var. araya sokuyorum. Var Var mı var. yeni kitap? Var evet. Şimdi iki tane sanata evet defteri çıkardık. Ha. Bunlar düşünce, ben sanatın düşünce biçimi olduğunu öğrendim. Yani uzun çalışmalardan sonra anlamda ışığı gördüm. Bakın biri okumuş bir gün. İsim Evet, çok kaçırdım. severek onları evet çok hızlı geçiyor. Çok katılım var. Çok hızlı Yukarıdaki geçiyor. sayı çok Evet. ilgisiz bir sayı. Onun Evet. için kaçırıyoruz. Kusura bakmasınlar. Evet. Estağfurullah. Evet, yani ben de söylemek isterim. O Hı kitapları lütfen okuyun. hı. Çünkü Hı. düşünmek sanattır diyorum ben. Önce düşünün. Yani çok her zaman verdiğim bir örnek. Leonardo Vinci'nin bir akşam son akşam yemeği ya da Mona Lisa'sını
Louvre Müzesi'nde tablo onarıcı olan bir arkadaş bir günde taklidini aynen yapabiliyor. Evet. Ama Leonardo da Vinci onu 3-5 ayda yapmış, değil mi? Tabii. Biz ama neden Leonardo'yu biliyoruz da bu arkadaşı hala tanımıyoruz? Çünkü Leonardo o düşünceyi yaratan kişi. Yani sanatın Tabii. özünde düşünce, sonra o düşündüğünü uygulama var. Sanat bu demek. Hangi işte Tabii. olursa. Bir de biliyorsunuz Leonardo da Vinci 4-5 disiplinde son derece iyi Ay bir evet yani o deha sözü bile herhalde onu anlatmaya yetmez Ama mesela hocam. Türkiye'de işte sanatçı tırnak içinde dediğimiz zaman sanki başka şeyle uğraşmaması lazımmış gibi geliyor. Değil mi? Ha evet evet tabii Evet. evet. Mesela özlük hakları yok. Bana ne? Ben sanatçıyım, ilgilenmem. Evet, meslek tanımıyor. Bana ne? Ben sanatçıyım, ilgilenmem. Fikri mülkiyet hakkı yok. Bana ne? Şimdi bu sanat, bir insan hem kendine sanatçıyım diyecek. Yani yaşamayı özenle yaptığını söylemiş oluyor. Mesleği değil artık burada. Ha, değil mi? Evet. Evet. Çünkü hani konservatuvardan benim öğrencilerim var. Konservatuvardan ya da tiyatro okulundan mezun olup daha sahneye çıkmamış çocuk var. Ama Ya. ona da sorduğunuz zaman ne yaptın? Sanatçıyım. Sanatçıyım diyor. Çünkü Tabii. öyle önemseneceğini zannediyor, değil mi? Ya, tabii. Bir de Halbuki işin o boyutu var. Evet. göğsünü gere gere oyuncuyum diye bilmeli yani. Oyuncuyum diyorsa ben bu işte iddialıyımdır yani demek anlamına geliyor. Tabii. Oyunculuk yolculuğuna çıktığınız zaman o yolculukta sanat olarak ilerleyebilirsiniz ancak. Tıpkı Hipokrat'ın tıp bilimine dair buluşlar yaptıktan sonra vefat ederken sanat uzun, hayat kısa demesi gibi. Kardeşim, Ya. Hipokrat doktor. Ne alakası var sanatla? Sanatçı mı yani Hipokrat? Evet, sanatçı olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki ben artık ölüyorum. Şu kadarcık bir şeyler buldum tıpta ama bu büyüyecek diyor. İşte bu yolculuk sanat diyor. Sanat uzun, hayat kısa dediği bu. Ben gidiyorum, size bulduklarımı size bırakıyorum, geliştirin demek istiyor. Şimdi bizim Tabii. toplumumuzda sanatı anlamayan ve kendine sanatçıyım diyen arkadaşlar bazen sorsanız Hipokrat sanatçı değil, bilim adamıdır diyebilir. Ya o zaman bilim mi vardı? O zaman bilim mi vardı? Sanat vardı. Her şeyden önce sanat vardı. Düşünce, yaşamı, doğayı inceleme ve oradan düşünce oluşturma ve sonra o düşünceyi uygulama. Tıp biliminin ortaya çıkışı da sanattan yola çıkıyor yani. Sanat ve analitik düşünce. Şimdi biz bunların kültürünü oluşturamadık. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz durumundayız. Buna rağmen hak hukuk aramıyoruz, fikri mülkiyet aramıyoruz. Aman bu işi bir yapalım filan diyoruz. Ve bununla uğraşanı da sanki lüzumsuz işlerle uğraşan zannediyoruz Türkiye'de. Öyle de tuhaf bir şey var. Yani Ne acıklı, ne acıklı değil mi? Ne insanlar acıklı. birbirini karalamak için sanki fırsat kolluyor, değil mi? Çok Maalesef. enteresan. Maalesef. Bu hale getirilmişler demek ki. Yani ve bu tuzağa da düşmüşler ne yazık ki. Maalesef. Ve Yani işte o böyle yüzden de konuşuyor. Evet. hani böyle şey çok gıdım gıdım belki ilerlenebiliyor Tamer Bey. Yani verilen bütün bu emeklerin, uğraşıların Evet. sonunda gelinen nokta çok da alınmış bir yol olmuyor arkaya Evet. baktığınızda. Ben mesela biliyorsunuz TOBA olarak biz 2 defa çok büyük çalıştay yaptık uluslararası nitelikte ve birinci çalıştayı yaptığımızda orada devlet tiyatrolarına genel müdür olacak kişinin seçimle göreve getirilmesi. Uluslararası katılımcılar da bunu önerdiler. Bunu karar aldı. Eller havaya kalktı ve bu karar defterine geçti. Sonra kitabını da bastık zaten. Fakat mesela biz bu kararı alırken el kaldıran arkadaşlardan bir tanesi hükümet değişince gidip Cumhurbaşkanı'na kendisini genel müdür olarak dahil etmesini istedi. Boş. Böyle bir olay yaşadık mesela. Şimdi bazen bir Yanar takım gibi değil. hukuksuzluklara kızıyoruz, bazen bir takım yaşamda kavramların kargaşasına kızıyoruz. Ama bunlar çok da yeni değil, evvelde de varmış demek ki. Bundan bir müddet sonra tekrar bir genel müdürlük meselesi söz konusu olduğunda
Zamanın Kültür Bakanı bana birlikte çalışmayı önerdi. Ben de dedim ki seçim kararı almıştık biz kurultayda. O kararı uygulayabilirseniz ben olurum. Uygulayamazsanız da genel müdür olmak gibi bir niyetim yok demiştim. Ama yasada olmadığı için Sayın Bakan da bunu kabul etti. Ve eğilim yoklaması yaptık. Yani kurum çalışanları kime oy vereceklerse ona oy verdiler. Ama bu onun göreve gelmesini sağlayacak bir oylama değildi. Bu oylamanın sonucunda Sayın Bakan en çok oyu alanı Ha başbakana, tabii. başbakan cumhurbaşkanı da öneriyor. Üçlü kararname o biliyorsunuz. Evet. Ve ben devlet tiyatrosuna seçimle gelen ilk ve son genel müdür olma Ay. yaratmış oldum bu. Ama TOBAV'daki çalışmalarımız nedeniyle. Tabii. Fakat yine de bizim yani haklarını aradığımız, hakları için mücadele ettiğimiz, hatta sanatsal yaşantımızdaki beklentilerimizi biraz ötelemeye bile cüret ettiğimiz dönemde Ya. arkadaşlarımızdan övgü değil, yergi aldık. Ne acıklı, ne acı. Evet. Yani ne acı değil mi? Bu Evet. da insanı hani geri durmasını belki neden oluyor bir zaman sonra, değil mi? Yani Ama ben hani durmuyorum. Durmuyorum. Çünkü durmuyorsunuz. Ben durmuyorum. yok, biz sizi çok yakinen izliyoruz. Durmuyorsunuz. Çünkü Bu arada eğer bunlara eğer kendimi kaptırırsam hayal ettiğim bir olmasını istediğim insanlık yaşamına ilişkin bütün tezlerimden vazgeçmem gerekir. İşte. Yani alkış falan yetmez. Biz Yok avra bu alkış falan. biraz Yok beklenti yok. olur. Tek Zaten beklentim, tek evet. beklentim bu yapılan şeylerin kalıcı olması. Mesela Ya. ben bu seçim konusunda niye bu kadar ısrar ettim? Zannettim ki benden sonraki hayata artık seçim yerleşecek. Maalesef yerleşmedi. Yani örnek olmasını Maalesef. istiyordum ben bunu. Çünkü ilelebet, Ya. ilelebet genel müdür kalacak halim yok herhalde, değil mi? Gayet tabii ki. Evet. Ayrıca da bir sanatçının genel müdür olması bence çok Evet. da heves ettiği bir şey değildir. Bu bir doktorun Ama başhekim gelişmiş olması toplumlarda, gibi. yani gelişmiş toplumlarda. Çünkü siz o kültürün gelişmesini istiyorsanız ve bir şeyler de biliyorsanız bunu paylaşmak için genel müdür olursunuz. Yani Tabii ama o bir yani bunu bir avantaj değil. dönem Bir makamı yaparsınız. doldurmak ya da etrafa Tabii. hava atmak için değil bu. Yani Değildir bir tabii. misyon adamı olmak için yaparsınız bunu. Ya ama sonra oyunculuğunuzu yapmak için onu başka birine devredersiniz. Demek Tabii. istediğim Ama sizin bir sistem oyuncu. kurarsınız, değil mi? O Ha sistemi de tabii. benimserler. Mesela seçimi benimserler. Ben göreve gelmeden önce benden önceki genel müdürler sezonun repertuarlarını kendileri yapıyorlardı. Rolleri kendileri dağıtıyorlardı. Reji görevini kendileri istedikleri kişilere veriyorlardı. Ve biz 15 Ağustos'ta gelip Büyük Tiyatro'nun kapısında tatilden geliyorduk çünkü. Tabii. 15 Ağustos'ta geliyorduk. Çakmaklarımızı yapıp gece yarısı bana rol var mı diye bakıyorduk. Seçim listesine bakar gibi. Sonra bir bakıyorsunuz bir arkadaşımıza reji çıkmış. Bu, aa çocuk hayatta hiç reji yapmamış. Birden reji görevi vermişler. Söylememişler bile. Yani. Onayı Vay bile almış. canına. Evet. Şimdi böyle bir yapı vardı. Benim genel müdürlüğümde ben rejisörler oyunları seçecekler ve repertuar kuruluna önerecekler diye bir sistem başlattım. Bu sistem şu anda oturdu ve işliyor. Ama İşte bakın. belki de bu sistemi benim başlattığımı birçok kişi bilmiyor şu Neyse, önemli an. olan onun Ama oturmuş olması. oturdu. Olmasa çok üzülürdünüz, Şimdi ben değil ama mi? bunu değiştirmesi, bunu yapmasaydım belki hala genel müdür listeleri hazırlıyor, gece yarısı Tabii. atıyor ve birileri gelip bakıyor olacak. Bakıyor olacaktı Çünkü kesinlikle. bu birilerinin bunları yapması lazım yani Evet orada. evet. Kesinlikle. Ve bu içeriden gelen birileri, yani çünkü bir atamayla gelen kişi, Tamer Bey, aşağıdan yetişmeyen birisi, genel bütün meslek gruplarında böyledir ki, sanatta artık, tiyatroda hele çok daha önemli. Bilmediği konularda nasıl sistemin içine dahil olup da doğru kararlar verip uygulanmasını sağlayacak? Evet. Mümkün değil ki böyle bir şey. Herkes her şeyi biliyor ama bizim memlekette canım yani Evet biliyorsun evet doğru, muhteşem bizde bir eğitim herkes sistemimiz olduğu için demin konuştuk kesinlikle ya onun için herkes her şeyi biliyor. biliyor. Şu arkadaki tablo kimin diye sordular biraz Ha bu önce. Zahit'in. Aa, Zahit'in mi? Evet. Ha evet.
ben çok aslında ayırt ederim onun resimlerini ama çok Evet, buradan tabii tamamını da göremiyoruz herhalde. üzerinde çok çalıştığı bir tablo. Bir bak, Yani böyle. aa bayağı kocaman da bir Evet, şey değil mi? Evet. İstanbul. Ciddi şeylerin sizin de iyi bir koleksiyon Var, vardır var, Tamer var. Bey Evet, değil mi? evet, Vardır. evet. Ay ne güzel. O da İsmet Bey de nurlarda uyusun. Tabii. Seyna'nın babası değerli İsmet Sezgin de çok hele son döneminde bizim her açılışımıza Evet. gelirdi. Onun da O da çok iyi bir çok koleksiyonu var. vardır, eminim vardır çünkü çok yakinen takip eder. Daha inanılmaz bir şekilde Hindistan'dan, Küba'dan, Arjantin'den nerelerden izleniyoruz? Yani müthiş bir şey. Hiç ben Evet. açıkçası zaten durmadan Arapça yazılar geçiyor. O bölgede çok izliyor. Çok güzel oldu. Zaten yayın bittikten sonra Nuroğlu Sanat YouTube'a da koyacağız. Benim sayfamda da bir süre kalacak. Bugün izleyemeyenler orada da izleyecekler. Çok keyifli bir sohbet oldu ama henüz 10 dakikamız var. Şimdi tiyatro bu arada tabii. Diziler olunca pek olmuyor değil mi Tamer Bey? Yani ikisini birlikte götürmek herhalde çok kolay bir şey değil, hatta belki imkansız. Yani oynarsam tabii oyun oynamakta sorun şu. Oyun geceleri, oyun tuttuğu zaman mesela bir Küheylan diye bir oyunda oynamıştım İstanbul'da. Özel tiyatro tabii artık. Mesela çok da sevdiğim bir arkadaştı yönetmeni ve çok da başarılı bir çalışma oldu. Ama mesela haftada bir gece oynayabilirim demiştim ona. O bir baktım haftada iki gece koymuş. O zaman ben çok zorlanıyorum dizide mesela. Eğer dizim varsa o sene. Dizi olmadığı zaman haftada esasında bizim için haftada bir gece ya da iki gece çerez. Çünkü Ankara'da Tabii ki. her gece oynuyoruz yani, değil mi? Her gece. Yani Ya. yeni bir oyun çıktığı zaman neredeyse 30 gün haftada 7 saat 7 tefaları 3-7-21 yani işte ya 210 temsil falan yapmış oluyoruz. Ay müthiş. Müthiş. En son ne oynadınız? Küheylan'ı mı oynadınız? En son İstanbul'da şey oynadım. Kuvayi Milliye Destanı oynadım. Ay Küheylan evet. oynadım. Evet. Sonra da oyun sahneye koydum. Uyandığımda sesim yoktu diye oynuyor şu anda. Ha Evet. nerede? Ve bütün İstanbul sahnelerini dolaşıyor. Tiyatro mu sinema mı diye soruyorlar. Ben sevmem böyle soruları ama yani Hepsi. herhalde tiyatrodur. Ama Cem bunların kökü hepsi drama zaten. Hani şu Drama acıklı tabii. kelimesi var ya bizim. Ha. Acıklı. Her şey Acıklı. acıklı yani. Dramalı Hasan. Ay çok Evet. tatlıymış ya. Drama yani Müthiş. tiyatronun da önce tiyatro vardı, sonra sinema vardı. Bu sefer insanlar şöyle bir çatışmayla tiyatro mu önemli, sinema mı önemli? Sonra şimdi dizi çıktı. Bu sefer dizi mi sinema mı? Şimdi kimisi de şey diyor. Ben sinemayı sanat için yapıyorum, diziyi de para için. Böyle şey olur mu? Hayatta yaptığın her Tabii şeyi sanat için. Hayatta yaptığın sanat her şeyi için sanat olarak tabii yapmanız lazım. ama işte onu şöyle belki anlayabiliriz. Hani anlamaya çalışırsak evet orada dizide bir süreklilik ve ücretler yüksek gözüküyor ya hocam. Ama herkes de öyle çok büyük paralar almıyor bildiğimiz kadarıyla. Yani o çok biraz da görece kalıyor belki ama hepsinin tabii hayatımızda sizin için de bizim için de yeri ayrı. Biz tiyatroya bayılıyoruz. İşte karşımızda eksik olmasın Erdal Beşikçioğlu tatbikat sahnesini açtı. Hemen bizim galerinin çapraz karşısı oyunları kapalı gişe oynuyor. Kendisi de ara ara oynuyor. Eşi de ara ara oynuyor ama çok özel oyunlar seçiyorlar. Devlet tiyatroları eskisi kadar nasıl buluyorsunuz? Bununla bitirelim. 5 dakikamız kaldı. Devlet tiyatrolarının son. Erdal'ın eşi Elvin Evet. benim yönettiğim Ferhat ile Şirin'de Şirin oynamıştı Büyük Tiyatro'da. Aa, çok Evet. tatlı. Devlet tiyatrolarını bilmiyorum yani ben de pek izleyemiyorum şu sıra ama ben şu anda kendi uyarladığım Henrik Ibsen'in bir oyunu var. Halk Düşmanı diye bir oyun bu. Ama ben onu karısına göre yani karısının gözünden adam halk düşmanı mı değil mi?
İnceliyorum. Üç kişilik bir oyun haline getirdim onu. Şu ara Aa. onun provasındayız. Yakında o sahneye çıkacak mesela. İstanbul'da mı? İstanbul. Tabii Evet. İstanbul'da. Ama Evet. sonra Ankara'ya da gelir mi Temel Gelir Bey? gelir. Mesela bu Gelir değil mi? uyandığımda sesim yoktu, gelmişti Ankara'ya. Bu Evet, yaz. çünkü Ankara'nın çok ciddi biliyorsunuz bir Evet. izleyici kitlesi var. Hiçbir Evet. oyun yani hepsi kapalı gişe oynar Ankara'da. Ankara'nın özel bir, Ankara özel bir şehirdir. Siz de Ankaralısınız. Biz İstanbul'a giden bütün Ankaralıları hala Ankaralı sayıyoruz. Biz ayrılamadık, seviyoruz şehrimizi ve hakikaten ciddi bir kitle var burada. Entelektüel düzeyi yüksek. Hani sayı olarak belki çok değilse de bütün bu oyunları kapalı gişe, değerli işte konserleri hepsini kapalı gişe izleyecek sayıda yeterince kişi var Ankara'da. Onun için lütfen Ankara'ya da gelsin bu oyun, biz de izleyelim hocam. Geldi, öbür oyun geldi mesela. Uyandığımda sesim yoktu, geldi. Kuvayi Milliye Destanı ile geldik. Kuvay Milli'yi izledim ama ötekisini izlemedim, biz Evet. onu kaçırmışız. Ama Zeliha Erkan beraber geldik. yeniden konur herhalde, değil mi? Böyle iyi oyunlar sahneye Yani yeniden Ankara'da konur son mutlaka. oynadığım oyun Venedik Taciri'ydi. Şair Hı. yapmıştım, Shakespeare. Ondan önce de Bertolt Brecht'in Galilesini oynamıştım. Galile Galileo'yu. Hı. Onları izlediniz mi bilmiyorum. Evet, Galile'yi izledim. Müthiş bir Çok program. çok biz hakikaten Ankara'da kışın biraz önce de bir izleyicimiz yazdı. Tiyatro izlemek bizim için müthiş bir Evet. şeydir. Evet. Yani müthiş bir şeydir. Biz tiyatro izlemeyi severiz. Evet. Ama tabii camdaki kız varsa o gece hangi oyun olursa Perşembe olsun geceleri. maalesef Evet. Ay Brezilya'dan da katıldılar. Vallahi çok güzel Şimdi izlendik. katılımcıların çoğu sanata evetle de bağlantılı bir Ki kişi. eminim Evet. kesinlikle öyle. Yani hem sizi tanıyorlar ama bir yandan işin o Evet. kısmına da çok ilişkisi olan insanlar. Hocam maalesef sonuna geldik. Birdenbire bazen pat diye Evet. kesiyor. Instagram kaydedemiyorum. Evet. Onun Tabii. için bir iki dakika erken bitiriyorum. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten Ben de çok memnun oldum birlikte olduğumuza. ay evet çok Yine güzeldi. Sonra görüşelim. Sizi de gene Ankara, görüşürüz. İstanbul'a bekliyorum. Bakın bazı İnşallah, inşallah. Tabii ki sanata çok evet teşekkür. diyelim. Gelin hep Sanata birlikte evet diyelim her sanata evet. zaman. Yaşamak Bütün bunu. alanlarda evet sanata evet Evet. diyoruz. İyi ki bu sloganı da böyle hayatımıza Evet. kattınız. Bize kattığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Çok Ben kıymetlimişsiniz. Seynen Hanım'a lütfen çok sevgilerimi söyleyin. çok Efe'ye teşekkür. de. Tekrar başka bir akşam buluşuruz biz gene nasılsa. Buluşalım. Ayağa Çok mutlaka teşekkür bekliyorum. ediyorum. Tamam, Ben de tamam. bütün katılımcılara da sevgilerimi Herkese, söylüyorum. Çok herkese. tanıdığım geçti tabii burada. Çok Bir fazla mesaj geçti. veremedim ama hep birlikte sanata evet diyoruz arkadaşlar. Diyoruz, Evet. yine yaparsanız seviniriz diyoruz. Yaparız Evet. Yaparız. bu mecra olduğu Evet. sürece. Tekrar çok teşekkür Ben ediyorum. de. Herkese ve size iyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar sevgili Hoşça kalın. arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.